Geleceğe dair hayaller, umutlar, yepyeni planlar büyük küçük hepimizin hayatını dolduruyor. Peki tüm bu hayalleri ve planları gerçekleştirmek için yeterince vaktimiz, ömrümüz var mı? Yaşlanma süreci bugün artık ölçülebiliyor ve biyolojik yaş, kronolojik yaşın önüne geçmiş durumda. Yaşlanma konusunda dünyadaki en büyülü kelime de longevity, yani uzun ömür. Peki uzun ve kaliteli bir yaşamın sırrı ne? 21. yüzyılda klasik tıp insanın vücudunu nöroloji, kardiyoloji, gastroenteroloji gibi uzmanlıklara ayırmıştı. Uzman hekimler vücudun farklı alanlarıyla ilgilenirken tüm vücudu ihmal etmişti. Aslında vücudu ayrı ayrı organ olarak değil, tüm sistemin nasıl en iyi şekilde çalıştığını belirlemek gerekiyor. 21. yüzyılda beynin vücutla direkt bağlantılı olduğu artık biliniyor. Eğer vücutta sorun varsa beyin de bundan yakından etkileniyor. Öyleyse öncelikle beyni iyileştirmek gerekiyor. Yaşlanmadan yaş almak mümkün mü? Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında ilk kez yaşlılığı tıbbi bir problem olarak tanımladı. Bu tanımlamanın ardında ise bedendeki sistemlerin yaşlılıkta fonksiyonlarını düzgün gerçekleştirememesi ve dolayısıyla çeşitli hastalıkların ortaya çıkması yer alıyor. Ancak yaşlanma süreci de tıpkı diğer hastalıklar gibi önlenebilir ve tedavi edilebilir. Biyolojik yaş herkeste farklı parametrelerle değerlendiriliyor. Hormonlar, kemik yapısı, kas ve yağ durumu, bedensel ve ruhsal durum yaşlanma sürecinde önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Giderek daha çok insan uzun yaşamın sırlarını ve artık 150 yıl yaşamanın mümkün olup olmayacağını araştırıyor. Tabii uzun ve sağlıklı yaşamın kuralları oldukça katı. Uzun yaşamda genetiğin rolü var mı acaba diye aklımıza geliyor. Yaşlılıkta sağlığımızın %80'i yaşam tarzımızdan ve nasıl yaşadığımızdan kaynaklanıyor. Sadece %20'si genetiğimizle ilişkili. O nedenle yaşam tarzımızı düzeltirsek genetiğimizin üstesinden gelebiliriz. Hücrelerimiz peki neden yaşlanıyor? Oksidatif stres, yani paslanma ve inflamasyon, iltihaplanma dediğimiz şey hücreleri yaşlandırıyor. Yaşamda karşımıza çıkan zararlı maddeler olan o serbest radikaller hücrelerin yapısını, protein moleküllerini ve hatta genleri etkileyerek onlara zarar veriyor. Serbest radikaller özellikle stresle, uykusuzlukla, zararlı ultraviyole ışınlarıyla, hareketsizlikle, kronik hastalıklarla ve kötü beslenmeyle maalesef ortaya çıkıyor. Mavi bölgeler ve uzun ömürlü insanların sırrı ne acaba? Uzun ömürlü insanların daha yoğun görüldüğü, ortalama yaşam beklentisinin yüksek olduğu bölgeler saptandı. Mavi bölge deniyor bu bölgelere. Blue Zone bölgeleri. İtalya, Yunanistan'da Ikaria Adası, Costa Rica'da Nikoya bölgesi, Kaliforniya'da Loma Linda bölgesi ve Japonya'da da Okinawa Adası mavi bölge olarak belirlendi. Mavi bölgeler obezite, diyabet, kanser ve kalp hastalıklarına yakalanmadan uzun yıllar sağlıklı yaşayan kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler. İtalya'nın Sardunya Adası dağlık yaylalarla dolu. Dünyanın en yaşlı erkekleri bu bölgede yaşıyor. Yunanistan, Ikaria bölgesi bir Ege adası, dünyadaki en düşük bunama ve erken ölüm oranına sahip. Costa Rica, Sardunya'dan sonra dünyanın en yaşlı erkeklerinin bulunduğu ikinci bölge. Japonya'nın Okinawa'sı ise dünyanın en yaşlı kadınlarının bulunduğu bölge. Mavi bölgede yaşayan insanların yaşamlarına hareket katmaları, varoluş nedenine sahip olmaları, stressiz bir yaşam sürmeleri, kalori kısıtlaması yapmaları, bitkisel temelli beslenmeleri ve meditasyon temelli topluluğa ait olmaları sağlıklarını olumlu etkiliyor. Mavi uzun yaşam bölgelerinde yaşamayı ne kadar arzu etsek de herkes için bunu mümkün kılmak çok zor. Ancak kendi hayatımızda bireysel mavi bölgeler inşa edebiliriz. Peki bunun için neler yapmak gerekiyor? Rahatınızdan ödün vereceksiniz ve 100 yaşına kadar yaşayacaksınız. Nerede hareket, orada bereket. Blue Zone'lardaki insanlar onların sürekli hareket etmeye zorlayan tepelik ve dağlık ortamlarda yaşadıklarını gözlemlediler. Ayrıca ev işlerini kendileri yapıyor, bahçe işleriyle sürekli meşgul oluyorlar. Gün ışığı altında bahçe işleriyle uğraşıyorlar, D vitamini yeterli miktarda alıyorlar. D vitamini kas, iskelet ve beyin fonksiyonlarının ileri yaşlarda korunması için çok gerekli. Düzenli fiziksel aktivite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, obezite, bağırsak ve meme kanseri, anksiyete ve depresyon riskini hakikaten azaltıyor. Egzersiz
kasları ve dengeyi güçlendirerek düşme riskini, düşme kaynaklı yaralanmaları da azaltıyor ve bu kadar egzersiz uyku kalitenizi de artırıyor. Yeterli uyku yaşam kalitesini artıran şey. 7 saatlik gece uykusu ve 30 dakikadan uzun sürmeyen gün içi şekerlemelerin yapılması kaliteli uyku zamanı geçirilmesini sağlayan faktör. Gün içi şekerlemeler ise gece uykusunu bozmamalı ve tehdit oluşturmamalı. Bu nedenle de 45 dakikadan uzun olmamasına dikkat etmek gerekiyor. İnsan amaçlarından başka bir şey değil. Hayat bir amaç edinmek insanın ömrüne 7 yıla kadar ekstra yaşam beklentisi katıyor. Bir amaca sahip olmak, insanların motive olmasını, amaçlarını gerçekleştirmek için çaba göstermek ve çalışmak motivasyonun kaynağını oluşturuyor. Motive olmak ise daha fazla enerji, keyif ve başarı hissi geliştiriyor. Belli bir hedefe odaklanmak gereksiz streslerden uzak tutuyor ve bu da yaşamı kaliteli hale getiriyor. Çözüme giden yol stressiz hayattan geçiyor. Stres kronik inflamasyona neden oluyor. Kronik inflamasyonda yaşlanma sürecinde en önemli hastalık yapıcı etkenlerden biri. Genel olarak bakıldığında dünyanın en uzun yaşayan insanların stresi azaltacak alışkanlıklara sahip olduğu görüldü. Stressiz bir yaşam sağlığınızı iyileştirerek uzun vadede yaşama sürenizi artıracak. Zihni meşgul etmek ve sosyalleşmek mutlu ediyor. Okinavalıların dilinde emeklilik diye bir kelime yok. Her zaman yaptığınız şeyi yapıyorsunuz. Yaptığınız ve yapmaktan keyif aldığınız, size amaç duygusu veren bir şeyi bıraktığınızda hızla yokuş aşağı gidersiniz. Okinawa'da çocuklar 5 yaşından itibaren sosyal ağlara dahil ediliyor ve bu kültür ile yetişiyorlar. İnsanlar bir araya geliyor, sohbet ediyor, bir şeyler yiyip içiyorlar. Sosyalleşme, sağlıklı yaşlılık için en yaşamsal öğelerden biri. Okinawa bu yüzden Japonya genelinde en düşük sağlık harcamasına sahip bölge. Ani sıcaklık değişimleri de insanı gençleştiriyor. Sauna ve buz havuzu gibi uygulamaların yaşlanmayı önlediği veya yeni hücre oluşumunu tetiklediği bildiriliyor. Sauna, yüksek sıcaklık ortamında terleme yoluyla vücuttaki toksinleri atmanın yanı sıra kasları rahatlatıyor ve stresi azaltabiliyor. Buz banyosu veya buz havuzu gibi düşük sıcaklıklarda hızlı bir enerji artışı veya rahatlık hissi sağlayabiliyor. Ama dikkat edin, bunları sağlıklı insanların yapması çok önemli. Eğer kronik bir hastalığınız varsa bu sıcak ve soğuk değişikliklerini mutlaka hekiminize danışarak yapmalısınız. Sağlık dopingi için bakterilerin şifalı gücü. Probiyotik zengini fermente yiyecekler sağlık için hayata önem taşıyor. Japonya'da yapılan ve 50 yaş üstü 20 binden fazla kişinin katıldığı bir araştırma Bifidobacterium bakterisinin önemli bir anti-aging faydası olduğunu gösteriyor. Özellikle bu bakteri bağırsakları dengeleyerek bağışıklık sistemini düzenliyor, inflamasyonu azaltıyor ve yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlıyor. Yaşlanmaya karşı güçlü bir savunma hattı oluşturan bu bakteri ev yoğurdunda, ev yapımı elma sirkesinde ve beyaz lahana turşusunda bolca bulunuyor. Öyleyse bol bol bunları tüketelim. Kalori kısıtlaması ise ömrü uzatıyor. Uzun süre Okinawa adasının sakinliğini inceleyen araştırmacılar 1.3 milyon ada yaşayanının yarısından fazlasının 100 yaşın üzerinde olduğunu belirledi. Uzun yaşayan insanlar akşam erken saatlerde küçük bir öğün yedikten sonra uyuyuncaya kadar hiçbir şey tüketmiyor. İşte mavi bölgede yaşayanların midelerinin %80'i dolunca yemek yemeyi bırakıyorlar. Belki de bilinçli olmadan yaptıkları bu işlem düşük kalori alımını sağlıyor ve düşük kalorili beslenme vücut ısısının düşmesini, vücudun zarar görmüş hücrelerini tamir etmesini sağlıyor. Obezite ve tip 2 diyabet riskini de azaltıyor. Sürdürülebilir yaşam için bitkisel beslenme. Mavi bölgede bulunan, uygulanan Akdeniz diyeti ağırlıklı olarak bitkilere dayanıyor ve sebze, meyve, bakliyat, kuru yemiş ile balık açısından zengin bir beslenme şekli. Akdeniz diyetinde süt ve süt ürünleri nadiren, kırmızı et tüketimi de nadiren görülüyor. Paketlenmiş şeker, rafine karbonhidrat ve sağlıksız yağ oranı, yüksek işlenmiş yiyecekler ise neredeyse hiç tercih edilmiyor. Akdeniz diyetinin ayırt edici bir özelliği ise zeytinyağının bolca kullanılması. Zeytinyağı meme kanseri ve demans hastalıkları için de riski azaltıyor. Yani beyin sağlığı için zeytinyağı çok çok önemli. Ayrıca Akdeniz diyeti uzun süreli uygulandığında yaşlı kişilerde kalp damar hastalıkları karşı da bizi koruyabiliyor. Omega 3'ler en sevdiğimiz ve anti-aging özellikleri var. Omega 3 yağ asitleri vücut tarafından üretilmeyen, besinlerde dışarıdan alınması gereken uzun zincirli yağ asitleri. Hücresel yaşlanmayla savaşmada en güçlü müttefikimiz. Hücre zarının yapı taşlarından olan yine omega 3 yağ asitleri. Eğer hücre zarı sağlıklı değilse hem hücre bütünlüğü bozuluyor hem de hücreler arası iletişim aksıyor. Bu etki cilt hücreleri için de geçerli. Omega
omega 3 yağ asitleri cilt hücrelerinin güçlü ve nemli olmasını sağlıyor. Kolajen üretiminde de çok önemli. Cildiniz ne kadar nemliyse yaşlanma etkilerine karşı o kadar dirençli oluyor. İşte uzun yaşamın sırrı Okinawa diyeti. Az yağlı ve az tuzlu yiyecekler tüketin. Yavaş yiyin ve yemeğinize konsantre olun. Kalori kısıtlaması yapın ve porsiyonlarınızı 5'te 1 kadar küçültün. Kalorinin %90'ını da sebzeden alın. Günlük en az 300 gram sebze tüketmeye dikkat edin. Eti ayda ortalama 4, maksimum 5 defa tüketin ve protein yüksek lifli gıdalara öncelik verin. Vücut saatiniz uyku düzenini, hormon seviyelerini, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. Bu nedenle lütfen gece geç saatlerde yemek yemeyin. Akşam yemeği ve kahvaltı arasında da en az 12 saatlik bir aralıklı oruç yapın. Bu yapıldıktan sonra vücut enerjisi için yağ kullanmaya geçiyor ve hakikaten fit bir vücuda kavuşuyorsunuz.